Baba hayatta mı? Babanız? Hayır, annemle babamı 99 depreminde kaybettim. Evet, özür dilerim. Ben bu bilgi bana verilmişti. Salaklığıma geldi. Yok, çok özür dilerim. Çok geçindim, bir an için unuttum. Çok özür diliyorum tekrar. Çünkü tam ilginç bir konuya girecektik orada. Girin siz yine. Birçok ülkelerde dolaştın. Evet, benim babam denizaltı subayıydı. Evet, denizaltı subayı olduğu için. NATO görevlisi oldu daha sonradan ve onunla bir takım ülkelerde gezdik. Sağlığında. Ben 17 yaşındaydım annemle babam öldüğünde. Ondan önce, yani ben 17 yaşımdayken, onlar vefat ettiğinde birlikte 21 değişik şehirde yaşamıştık. Of be, çok acayip bir şeymiş bu. Çok ilginçti. Peki mesela oyunculuk 12 yaşında Belçika'da okul kulüplerinde müzikallerde oynayarak başladı. Aynen. Orada tabii okulların böyle çok çeşitli imkanları var. Ben müzikal oyuncusu olacağımı düşünüyorum. Evet. Yani en büyük hayalim buydu hayatta. Sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi bitiyor ve Londra'ya taşınılıyor. Doğru. Nasıl taşınılıyor Londra'ya? Ya şöyle, deprem olunca ben konservatuara giremedim. Ağustos'ta oldu. Bütün Mimar Sinan hepsini kaçırdım. Vardı onların. Yani girecektim sınavlarına, giremedim. O sırada ben çok başka şeylerle uğraşıyordum. Sonra rahmetli Ünsal Oskay dekanımız bir şekilde Marmara İletişim'den beni bırakmadı. Ben de Marmara İletişim'i bitirdim. Yani böyle yıllar geçti. Ben de kendime geldim. Çok güçsüzdüm, çok üzgündüm. Bittikten sonra da nasıl oldu? Benim işte yurt dışı görevlerinden dolayı babamın İngilizcem çok iyiydi. Oradaki okullarda auditionlara başvuru yaptım. Sonra 5 değişik firmanın bursuyla bir şekilde onları toparlayıp Londra'ya taşındım ve uzun senelerde orada kaldım. Vatandaş oldum, döndüm filan. 20'lerimi Londra'da geçirdim diyebilirim. Ve bu ilginç, hem de vatandaş olup dönmek. Evet. Peki orada ne, orada olmayan ne var sanki, birkaç cümleyle söylemek istesek Türkiye'de? Orada olmayan mı? Ya da burada olan ne orada yok? Özür dilerim, şu gömleği düzeltmek istiyorum. Ay, çok özür dilerim. Hayır, bu sizinle alakası yok. Bu bizim teknik problemimiz. Çünkü biz şey yapınca, ne der, siz yapın lütfen. Ondan sonra mikrofon ağırlığıyla oluyor o. Evet. Belki daha kaliteli yapımlar var ama ben çok şanslıydım. Çok güzel bağımsız filmlerim de oldu. Açıkçası ben Türkiye'de çalışmaktan çok memnunum. Çünkü bu volümde işi İngiltere'de yapabileceğimi düşünmüyorum. Eğer yapabilseydim dönmezdim zaten. Yani kimse bana hem bağımsız filmde başrol, hem dizide bazı roller, hem tiyatroda başrol, sunuculuk atıyorum. Yani bunların hepsini bir arada İngiltere'de vermeyeceklerdi. Böyle bir şey olmayacaktı yani. Dolayısıyla ne yok. Yani vallahi benim kendi huzurum burada şu an hala. Burada çok iyi anlaştığımız bir röportajdan bir cümle okuyacağım. Tiyatro dergisine verdiğim bir röportajda diyorsun ki, gerçekten prova sevmiyorum ve bununla da gurur duymuyorum. Genelde tiyatrocular provayı sever. Ben nedense tersi. Ben de hiç sevmiyorum prova. Çok sıkılıyorum biraz. Ben de çok sıkılıyorum. Prova berbat bir şey. Çok ama seviyor oyuncular. Çok seviyorlar. Ve yavaş yavaş teknik böyle Bir daha çalışalım. Evet. Çok istiyorlar. Ben öyle ama değilim. Tekrar ettikçe sanki daha iyi olacağını düşünüyorlar. Halbuki bir şeyi sürekli, yani eğer beyinde bir şey değişmezse onu fiziksel olarak sürekli tekrar etmekte bir yarar yok ki. Ya bak, sınırlarımı zorlamak için yeni şeyler denemeye varım. Ama aynı şeyi tekrar tekrar yapıp başka bir sonuç beklemek çok saçma. İçgüdüsel olarak ilk çıkarttığın şey genelde en doğrusu oluyor bence. Evet. Bence. Evet. Herkes için farklı olabilir. Benim ama. Benim yeni yapacağım oyunda oynasana. Ben de hiç prova sevmiyorum. Sen de sevmiyorsun. Hiç çalışmadan çıkar. Ben çünkü bütün bu işlerin, yani beyne empoze olarak, beyin tarafından algılanır ve düşünülürse zaten akıllı oyuncuların az provayla işi yapabileceklerini düşünüyorum. Mesela dublajda şöyle bir şey vardır, çok ilginç gelir işte markanın temsilcileri. Sen, yani benim ilk benden çıkan şey genelde doğru tondur, doğru. Ve doğru i̇şte şey. Aynı fikirdeyim, tamam. Yani doğru ton, melodikadayız, ben de melodikadayım. Evet, biliyorum. Doğrusudur. Sonra onlar gelirler, tabii ki sana o bir saatlik bir parayı vermişlerdir ve o paranın hakkını senin ve vermen gerekiyor. Ilık, tuzlu, bazen biberli, Yaparsın. Yağmurlu bir sabah gibi ve güneşli bir akşam, aynen, alacası gibi söylemeni, aynen, isterler. Sen de onları sonra tatmin etmek için sürekli tekrar edersin. En son bir tane ben kendiminkini yap. Ben bir tane bir şey yapayım kendim için dersin. Onu yaparsın. O zaten ilk yapacağın şeydir. Biraz deneyimlendiysen onu başta vermezsin artık.
Sonra onu en sonunu verirsin ve ah evet işte bu bir saat uğraştık ve bu çıktı derler. Halbuki o benim kulağımdan ilk çıkan şeydir zaten. Bir şey sorabilir miyim bununla ilgili? Buyursun abi. Müsaade ederseniz. Tabii efendim. Mesela sahnede hani şimdi tiyatroda biraz spontaneye bırakmak daha keyifli değil mi? Ve biraz daha riskli değil metne mi? Metne bağlı. Yani improvize yapmak mı? Şimdi tabii ben tiyatro yapmıyorum. Hani ben sahne şovu yapıyorum ve hiçbir gösterimde hikayeler aynı değil. Tamamen farklı hikayeler anlatıyorum. Yok, her ama gösterim. Tiyatro değil. Tiyatroda biraz spontane var mı? Yani yok. İçinde mota yani değil mi? Metne bağlı bir alan olduğu için metni değiştirmek iyi bir şey buna değil. Buna izin vermiyor spontaneye. Okey. Ama yani ama ya, siz zaten doğaçlama gitmiyor musunuz? İçinizden başka bir şey gelirse burada bir ezber var, burada bir konu var ve burada bir oyun koymak durumundalar. Spontane o anki ruh haline göre değiştiremezsin. Var olan yani bir yapının içinde biraz daha özgürce gezebilirsiniz. Okay. Ama o var olan yapıyı korumak hem eser sahibine, hem yönetmenin emeğine, hem karşındaki oyuncunun tabii seninle oynayacağı şeye saygı duymaktır. Aynen. Öyle. Çünkü gibi onlar bunu bekliyor hepsi zaten. Bir sistem çalışıyor, bir mekanizma çalışıyor. Aslında gibi çok farklı dinamikler. O anca bir aksilik olursa olabilir. Kotarmak ya amacıyla. Ya da aklınıza çok tatlı bir şey geldi. İşte bir şey yapıyorsunuz ama karşınızdaki oyuncuyla da biraz tabii onun paslaşmasını yapmak lazım. Çünkü aynen, o da bozulabiliyor böyle bir durumda. Bu şöyle bir sözün var Ece. Zayıf ve sadece güzellikleriyle ekranda olan oyuncuların dışındakilerin de artık başrol oynadıklarını görüyorsun. Evet, görüyoruz. Ne demek istiyorsun? Yani zayıf ve sadece güzelliklerini. Bu güzellikle zayıflığı birleştirmek gibi bir şey mi yapmışsın ama bu cümlenin içerisinde? Ya burada da bir ayrımcılık mı yaptın? Hayır, aslında orada sorulan soru bağlamında yani kadınların daha zayıf ve güzel göründükleri başroller çok gördük çok sıklıkla. Evet. Bunun dışında da başrol karakterler görmeye başladık çok şükür diyorum orada aslında. Ha. Bu takık nedir bu şeylik, incelik takıntısı? Vallahi benim de zamanında vardı. Gittim, mide ameliyatı oldum. Yani evet, söylemiştim bana evet, geçen geldiğinde. Yani hayatım boyunca zayıftım ama işte doğum yaptım falan. Sonra durumu toparlayamadım. Sonra bir de dönüp dedim ki yani kendi vitrinimin en güzel mankeni olayım deyip hani kendi yaptıklarım, kendi vitrinimi kendi üstüme taşıdım. Benim alanım çok daha farklı, bambaşka bir şey tabii ki. Ama sizinki bambaşka bir şey. Çünkü orada hani güzel kadın, ince kadın derken gerçek sanatçıları bir kenara bırakılan bir durum var maalesef. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama zayıflık takıntısı evet, mankenler bunu yani korumak bu durumundalar. Zayıf ama ve güzel bir kadının gerçek bir sanatçı tamamen, olamayacağı benim tamamen konum estetikle alakalı. Tabii. Yani ben daha önce de söyledim. Hatta dalga geçtik, güldük buna. Estetiklerden alın yazım sırtıma geldi falan gibi bir sürü bir şey söyledim ve buna güldük geçtik. Yani o anda bu işin esprisi ama ben seviyorum kendimle oynamayı. Hatta sizin geçenlerde bir açıklamanız vardı. Estetikli bir kadına bakamam falan gibi böyle bir şeyler söylediniz. Hatta geçenlerde sosyal medyada da gördüm. İğreniyorum, tiksiniyorum gibi bir açıklamanız var. Olabilir. Çok normal çünkü tamamen siz doğal. Bu gazeteyle yana yaptığım röportajlardan belki sonra mutlaka bir skandal oluşuyor. Belki içinden cımbızlayarak. Hayır, cımbızlamamışlar. Onu öyle şey yapıyor. Öyle bir şey dediniz öyle mi? Evet dedim, evet. Ha, tamam, yani cımbızlamadı. Bu böyle bir şey daha size göre. Daha önce aynı mesela röportajı yaptım kişiye, seksi bıraktım da demiştim. Evet, sonra sekse geri döndüm diye de röportaj o zaman vermiştim. Estetikli kadına da geri dönebilirsiniz gibi dönme bir şey var. Ha. Şu anda hayatımdan memnunum. Tamam, süper. Bilmiyorum. Ay, çok özür dilerim, hayatınızda ne var bilmiyorum da yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu açıklamayı hayatımda okuduktan tabii ki bir kadın var. Bir herhalde krokodil değil yani ama. Herhalde. Yani onu söylemiyorum. Ay, yanlış anlaşılmaz. Niye canım? Hiçbir şey yanlış anlaşılmıyor. Şakalaşıyoruz karşılıklı. Yani neticede işin şakası bir yana ben her zaman kendimle oynamayı veya bunu tercih eden insanlara saygı duyan bir kadınım ama doğal olan mesela sen çok doğal bir kadınsın, çok güzel bir kadınsın. Yani bence hayatım boyunca hiçbir müdahaleye gerek yok. Zaten bir oyuncunun da çok fazla müdahale etmemesi gerekmiyor mu jest ve mimikleri açısından? Yanlış mı düşünüyorum? Gerekiyorsa, kendini öyle hissediyorsa yapsın. Yani isteyen istediğini yapsıncıyım ben. Evet. Ben istemiyorum. İşte onun için mesela sen öyleli bir kadınsın. Onun için mesela sana gerek yok diye düşünüyorum. Bunu acaba şeye çıkarlar mı? Yani mesela Gülşah Saraçoğlu dedi ki mesela bizim TV100'dekiler böyle başlıklar çıkıyorlar, videoları bölüyorlar mesela. Gülşah Saraçoğlu kendimle oynamayı seven bir kadın. Abi onu yakalayacağım. Ondan sonra
Evet, yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok ya memnun oldum. İkinciye gel. Herhalde oturacağım. Bunun üzerine Ece Dizdar dedi ki onun açıklaması. İsteyen istediğini yapsın falan filan. Anlatabildim ve mi? Ve Okan Bay'ın yani dedi ki ben seksi Emre bıraktım. Dedi ki şimdi bunun üzerine döndüm. Emre bunun muayene üzerine dedi ki ben lazım. Muayene etmem röntgen lazım. Röntgen çekiyor onu Emre diye. Yani çok... Çok acayip. Ve Elif Sanchez bütün gece bütün terbiyesini takınarak oturdu. Çünkü için. O gerçek evet. Katil biliyorsun. Filmin sonunda ve çıkıyor. Evet. Can da cinayette yardımcı. Hayır, o da yardım ve yatak cesedi görmüş gibi. Bahçeyi görmüş. Adil de durumu analiz ediyor. Evet, evet, aslında şöyle olmuş.